Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri hepiniz kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'de teknik direktör borsası. Yeni teknik direktör araçlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme 501. isimde geldi Christophe Galtier. Şimdi şampiyonluk kaybedildi. Galatasaray karşısında alınan mağlubiyet insanları çileden çıkarttı. Bitti mi? Bitmedi. Dönük futbol, Jorge Jesus'a olan güveni küfüre çevirdi. Yönetimin bir kısmı Jesus'ta hala devam etme kararında olsa da Türkiye Kupası finalinin ardından Jesus'un gönderilmesi gerektiğini söyleyen yönetici sayısı da az değil. Tabi Fenerbahçe taraftar sayısı da az değil. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'de birçok isim zikredilmeye başlanıldı. Montella ismi zaten gündemde biliyorsunuz. Ve Paris Saint-Germain'den ayrılacak olan Galtier'in de öncelikle hedef olduğu söyleniliyor. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ya da bunu söylemeden önce bir bilgim vardı. Menajeri ile ilk temas gerçekleştirilmiş Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di. Kabul ama adamın profiline baktım. Bu sene Paris Saint-Germain'de 50 maçta 34 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 2.16 puan ortalaması fakat UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sadece 8 maç. Yani bu kadro 8 maç. Size tuhaf gelmedi mi? Lig 1'de 38 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet, 2 24 puan ortalaması. Yani bu kadronun lig 1'de maç kaybetmesi bile bana tuhaf gelirken yani burada sıkıntı geliyor. Ben şunu söyleyeyim. Hani içimin atmadığı bir isim zaten bu duyumda doğru değil. Monteya ismi, bakın Monteya ismi çok fazla gündemde olan bir isim. Ve Vincenzo Monteya hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları hakkında da konuşmuş. Ankara Bucu maçı öncesinde açıklamalarda bulunmuş. 30 yıldan fazla bir deneyimim var futbolda. Birçok kez bu durumlarla karşı karşıya geldik. Söylentiler olduğunda birçok kez söylentiler doğru olmayabilir. O yüzden baktığınızda bunları yönetebilmek en önemli detay olur bizler için dedi. Yani bizim... Yani yaşlı bir herif vardı. O da bu iddiaları şey yapamadı. Aslında baş edemedi. Herhangi bir karar alınacaksa öncesinde başkanımızla oturup konuşmamız gerekiyor. Aslında olması gereken de bu. Belki zamanımız olmadı şu ana kadar. Belki de maçtan sonra görüşeceğiz. Kararımızı o şekilde beraber vereceğiz. Başkanımızla birbirimizi sevdiğimizin bir dostluğumuzun olduğunu da saymamız gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var. Başkanla maçtan sonra da gereken her şey konuşulacaktır. Ondan sonrası da verilen karar herkes ona göre duyacaktır. Başkanımız hatta her insan seçimlerinde özgürdür dedi falan filan. Yani uzun lafın kısası siz haberlere inanıyorsunuz ama bu doğru çıkmayabilir diyor. Bu arada iki videodur bu tişörtle çekiyorum. Arkadaşlar bakın şu logo Fenerium'un logosu bilginiz olsun. Yani Fenerbahçe'ye ait bu tip tişörtlerde mevcut. Tavsiye ederim Fenerium'da. Birçok kişinin şu anda sinirin tepesinde. Hocam ne mu ya? Hiçbir şey almayacağım. Kombine de almayacağım. Bilet de almayacağım. Nefes de almayacağım. Hı, tuttum falan yapacağım. Değil ama. E, yani vazgeçemiyoruz. O da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de aslında Jesus gitsin isteniyor ama bir gündem daha var. Finale çıkmasın. Bakın Galatasaray derbisi. Hamleler. Maçtan sonra statı terk etmesi. Sıkıntı. Dahası da var. Maçtan sonra Gomis'le Galatasaray futbolcusu Gomis'le Yemekte bir araya gelmiş. Canım ne olur ki? Eskiden aynı takımdalarmış. Bunun için bir sıkıntı yok. Diyen arkadaşlarımıza da şunu söyleyeyim. <laughs> yani gerçek hayatta da bu kadar geniş misiniz? Yani geniş misiniz? <laughs> Ulan beni bir Galatasaraylı'yla fotoğraf çekinirken görseniz ki gayet normal bir şey bu. Çekinmek isteyen olsa tabii ki de çekinirim. Dersiniz ki bu adam Galatasaraylı mı? Aklınıza bunları getirirken Galatasaray maçından sonra Jesus'un Gomis'le yemek yemesi Hocam kesin seneye bize gel. Nasıl olsa sözleşmen boşa çıktı demiştir. Diyecekseniz de satlık köprü var. Elimde. Şimdi kariyerinde bir sürü kupa var. İstanbul'a gelişi. Dünya transferleri. Yani yıldızlar kadar izlendi mi izlendi. 43.7 milyon euro harcandı. Uzun süredir istediği lider ruhu kazanma hırsı falan filan hepsine kavuştu denildi. Yoğun mesailer harcandı. Ciddi bütçeler konuşuldu. Bu sezon tam 43.7 milyon euroluk transfer ödemesi dikkatleri üstüne çekti ama kadro kalitesi falan taraftarı tatmin etmedi. Uzun sürede yarışı arkada sürdürdü. Hani Süper Lig, Türkiye Kupası'nı hedefliyor, kabul. Avrupa'da gidebildiğim yere kadar gideyim dedi, kabul. Sevilla'ya elendi, o da kabul. Ama hani Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırdı Dibe vurdum. Fenerbahçe şampiyonluğu kaptırdı Galatasaray 3-0 kaybetti. Ortaya konan performans zaten akıllarda olan bu Jesus acaba Galatasaray Beşiktaş maçında gidip bu Galatasaray yöneticileriyle anlaştı Fener'i şampiyon yapmayacağım mı anlaşması yaptı dedirtti o kadar dedirtti oyuna müdahale etmedi takım 10 kişi kaldı taraftarları hamleleriyle çıldırttı 500 bin euro primi var diyorlar Kupa finalinde hani herkes şunu söylüyor Jesus devam etmek sıkıntı takımla bağları koptu diye ama son bir şarkı istiyorum kardeş de diyebilir onu söyleyeyim peki Jesus'la devam edilecek mi? Hayır edilmeyecek. Arkadaşlar Fenerbahçe Jesus'un yeni adresi ortaya çıkmış. İşte Jesus'un yeni adresi. 3 yıllık anlaşma Suudi Arabistan'ın Arriya riyadahin yok Al-Riyadiyah'ın haberine göre Jesus Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya varmış. Toplam 30 milyon euro. 3 yani yıl için yıllık 10 milyon euro. Fenerbahçe'de 51 maçta 34 galibiyet diyor. Bak mesela ben onu da merak ettim. Mesela Jorge Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Bak az önce Galtier'i ortaya sundular ya. Ondan dolayı diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Jesus'un Fenerbahçe'de çıktığı resmi maç sayısı 51. 34 galibiyet. 10 beraberlik. 7 mağlubiyet. 2-20 puan ortalaması. Hocam Galtier'den daha iyiymiş. Ve diyeceksiniz ki ligi tanıyor. Bakın bu adamın şöyle ben bir e, son performansına bakıyorum. Bak Jesus'un Adam 2009 yılından beri Benfica'yla 2.00'ün üstünde puanlar almış. 321 maçta 2.27. Sporting'de 158 maçta 2.07. Al Hilal'de 25 maçta 2.56. Flamengo'da 60 maçta 2.43. Benfica'da 83 maçta 2.11. Fenerbahçe'de 51 maçta 2.20. İnşallah 52. maçı da kazanır. En azından 3 puan olarak sayarsın. Türkiye Kupası 2.60 ortalaması var. Daha da yukarı çıkar. İnşallah. Baktığın zaman gayet iyi bir performans. Ama işte şarkıda diyor ya bir şey eksik o da enerji. Bir enerji eksik işte. Şimdi Jesus'un kariyerini anlatmaya gerek yok. Ama tutmadı mı? Tutmuyor. Bir yıllık 10 milyon euro 3 yıllık. Temmuz'da göreve başlayacak diyorlar Jesus için. Suudi Arabistan'ı Katar'da 2024'te düzenlenecek Asya Kupası'na ve 2026'da ABD, Kanada, Meksika'nın ortak düzenleyici Dünya Kupası'na taşımaya çalışacak diyor. Burada da sıkıntı yok ama arkadaşlar Maaş ve sözleşme konusunda henüz bir anlaşmaya varamamış. Türkiye Kupası finalinden sonra konuşacağına dair iddialar var. Fakat Jesus'un avukatı Miguel Henrique, Arabistan'dan davet aldık, teklif aldık. Evet doğru ancak imza atmadık diyor. Biz menecerinin yalancısıyız. Hocam sen ne düşünüyorsun? Gürcan Bilgiç, Jesus'u isteyen Fenerbahçe taraftarı. Bak, bu haberi okuyayım ondan sonra. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç. Birçok şeyi kaleme aldı. Fenerbahçe ipler nerede koptu? Bu duruma nasıl gelindi? Yanlışlar nasıl devam etti? Hani performansı nasıl değerlendirdiğinize bağlı diyor. Avrupa Ligi'nden yenilgisi çıkmış. Sevilla elinden kaçırmış. Son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış. Türkiye Kupası'nda finale çıkmış takım var. Bu performansa başarısı denilir mi? Denilmez diyor. Ancak beklentiler çok büyüktü diyor. Ali Koç istediği teknik direktörü getirdi taraftarın. Ofansif bir takım ortaya çıktı. Her maçın ayrı kadrosu, gelişen oyuncu grubu, planların bozulduğu nokta Galatasaray'ın 15 maçlık seri ediyor. Kimse bunu beklemiyordu. Yani Fenerbahçe bunu yaşadı ama Galatasaray seriyi bozmadı. 5 puan gerisinden gelirken 6 puan önüne geçti. Kırılma noktası bu diyor. Kısmen doğru. Yani şikayetler var. Nedir şikayetler? İsmail Kartal değil, taraftar Jesus'u istedi. Doğru mu? Doğru. Biz istedik. Kabul. Eee Hani hakemlerle ilgili yorum yapmak için 20. haftayı bekledi. Anlamadı bir türlü diyor. Dünya Kupası sonrasındaki çalkantının temel nedeni kibirdir. Rakibe göre oynamak değil de rakip bana göre oynasın derseniz defansın arkasına atılın toplarla kopya golleri yer puanlar kaybedersiniz diyor. Haksız mı? Jesus kendi kalıplarından dışarı çıkamadı. Kurnaz davranamadı. İki Galatasaray maçında da Okan Buruk teknik adamlık dersi verdi. Hadi da prim sistemine prim sistemine dönebilir diyor Ali Koç. Hani bunu yapabilirdi diyor farklı motivasyonlar. Rakibi sürekli para yağdırdı. 14 galibiyetin formüllerinden biri de buydu diyor. Çok samimi bir birleştirici bir açıklama yaptı Ali Koç. Aday varsa söylesin dedim. Taraftar isyanda 5 sene önce güneşim ol diyorlardı. Şimdi mi kötü? Ama herkes bir noktayı kaçırdı. 2024'te aday olmayacağını da belirtiyor aslında açıklamasında. Adaylar için devralacağı görevleri için bugu yapıyor diyor. Yani o gitsin bugün kalsın değil. İki aday var. Saadettin Sara ve Güren Aydın diyor. Gürel Aydın ismi. Bunlardan hani Aziz Yıldırım'ın ekibinden isimler çıkabilir diyor. Bunların havasını bilen bir hoca gelmeli. Şimdi esas kısım burası. Ne esas kısım? Derbiler, süperlik farklı bir şey. Buranın havası farklı bir şey. Türkiye kupası motivasyon olur mu? Baskı artacak. Yeni transferlerin bu kez yatırım odaklı değil. Sonuca yönelik olması gerekiyor. Yani futbolcuyu alayım parlatayım satayım değil de futbolcuyu alayım şampiyon olayım olması gerekiyor. Nasıl olacak? Kimse satılmamalı diyor. Başkan takımın eksiklerini belirledik diyor. Size göre eksikler neler? Bu takımdan kimler gitmeli? Nasıl oyuncular alınmalı? En büyük dersleri almışlardır. Atan ve tutan. Transfer yapma kadar eldeki oyuncuları da tutmak gerekiyor. Erdi Kadıoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır ve Zaytis'in ciddi talipleri var. Doğru. Takımın temel iskeleti belli. En fazla 4 oyuncu. Onlarda da tereddütsüz isimler olmalı. Gelecekler ilk 11'in parçası olacaklar. Takımı sırtlayacaklar diyor. Yani uzun lafın kısası. Gürcan Bilgeç diyor ki Mustafa Hoca'nın da dediği gibi biz istedik. Biz getirttik. Ama bir yerden sonra iş kibire döndü. Şimdi sosyal medyada iki şey gördüm. Bir Joachim Löw. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temasa geçtiği isimlerden biri Joachim Löw, başkan Alman ekolü üstünde duruyor. Bu bağlamda Alman hocayla yakın zamanda görüşme yapılacak diyor. Bu doğru olabilir. Bakın bu doğru olabilir. Ancak Fenerbahçe taraftarında da Jesus'taki kibirden var. 63 yaşında, o çok yaşlı. 3-1-4-2 oynatmış en son. Jesus'tan ne farkı var? Değil mi? Hepsini söylersiniz. Alman milli takımına 198 maç 2 0 ben de yaparım. Dersiniz. Fenerbahçe ile 38 maç 2 0 -5. aslında iyi bir istatistik ama o sezonda maalesef şansı ya ver gitmedi. Şimdi Joachim Löw ismi tabii ki de gündeme gelecek çünkü geçen sene denenen bir isim. Bol bol da duyacağız bu ayrı mesele. İkinci isim Julian Nagelsmann. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsmini duyduğum anda size söyleyeyim. Bu adam bizi şampiyon yapar. Bu adam bizi şampiyon yapar. Hocam saçmalı ama o adamın kalp doldurabiliyor musun? Biliyorum 35 yaşında benden küçük. 23 Temmuz doğumlu. Yengeç Burcu. Duygusal bir adam. İşin şakası bir tarafa ama. 4-2-3-1. Bayern Münih'le en son Bayern Münih'le çalışıyor. 84 maçta 2-31. Hocam Bayern Münih'te sen de yakalarsın ortalamayı. Bundesliga'da 37 maç, 27 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet. Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 8. Alman Kupası'nda 3'te 3. Almanya Süper Kupası'nda direkt kazanmış. Adamın puan ortalaması 2.38 sezon. Ama görevinden ayrılıyor. Çok ilginç değil mi? Bundan önce Leipzig'e çalıştırıyor. 95 maçta 1.94 puan ortalaması. Offenheim'de 136 maç 1.53. Hoffenheim U19'da 73 maçta 2.27. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İlla futbolcu olmasına gerek yok ismin. Bak bu isim denenebilir bir kumar ama bu ismi getiriyorsan da yanına başka bir şey denemelisin. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Volkan Demirel ve Alex de Souza. Fenerbahçe'yi birlikte çalıştırsa kabul eder misiniz? Evet. Sosyal medyada duymadınız değil mi? Sosyal medyada böyle bir şey yok. O yüzden <laughs> o yüzden bu kanal takip ediyorsunuz. Alex ve Volkan Demirel birlikte takımı yönetse kabul eder misiniz? Ben ederim. Peki. Ben şimdi Ali Koç'um. Beni dikkatlice dinleyin. Bak ben şimdi Ali Koç'um. Ulan dedim taraftar beni sevmiyor. Gitmemi istiyor. Ben öyle bir hamle yapayım ki taraftar hem beni sevsin hem gitmemi istemesin hem de desin ki yani hem de desin ki ne desin iyi oldu desin. Alex'i getireyim. Güzel şov. Volkan'ın yardımcısı getireyim diyeyim ki ikinize emanet kulüp. Camiyanın evlatları tutar. Tutar illa ki tutar. Bir de güne aşimi kaybettimciler bunu severler. Süper. Ulan iki üç tane de yıldız alayım. Süsleyeyim. İlla ki tutar dersen doğru muyum? Bence doğruyum. Doğruyum şekerim. Doğruyum. Kesinlikle doğruyum. Bak bu kesinlikle tutar. Kesinlikle tutar. Niye tutar? Çünkü Fenerbahçe tarafları saf, temiz. Her şeye inanıyor. Fenerbahçe taraflarını kandırmak çok kolay. İki güzel süslü söz. Birilerine kapak çek. Tamam. O efsane başkan olur. Ben size söylüyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Löv şartları sorulmuş olabilir. Bana gelen bir duyum yok. Nagelsmann benim de istediğim keşke becersek dediğim bir isim. Onu da söyleyeyim. Onda da sıkıntı yok. Ama Alex ve Volkan Demirel duyumumun üstüne düşün. Ayrıca Jesus'un skandalı yani bu o misle skandalı ortaya çıkmışken anında kovulması lazımken devam ediyorsa bu da şunu gösteriyor. Aslında Ali Koç Fenerbahçe'yi ne kadar seviyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu. Bak Fenerbahçe'nin Ali Koç'ta sıkıntılarını anlatayım. Abdülkerim bardakçı. Bardakçı mı parmakçı mı ya? Bardakçı değil mi? Kerem Abdülkoğlu çok koyu Fenerbahçe'de imza alacak. 500 bin TL imza parası istedi diye Galatasaray'a gitmesine izin veriyor. Abdülkerim Bardakçı'ya sen o kadar eder misin diyor. Ama daha fazla eden Samet'i alıyor. Mert Hakan Yandaş ister inanın ister inanmayın. Rusya'dan 7 milyon euroluk resmi teklif geliyor. Ama beyimiz diyor ki takımda ruhu sağlayacak kimse kalmadı deyip kabul etmiyor. Şimdi ben size soruyorum. Takımda ruhu hani e, sağlayacak herhangi biri var mı ya? Ben çok merak ediyorum. Takımda kim ruhu sağlıyor? Bana anlatın. Ya Mert Hakan yandaşı 7 milyon euroluk gelen teklifi reddetmek kişinin Fenerbahçe düşmanı olduğunun en net göstergesidir. Eğer Mert Hakan'a 7 milyon euro teklif gelir ben kabul etmezsem gönül rahatlığıyla beni de Fenerbahçe düşmanı ilan edin. Harbi söylüyorum. Beni de Fenerbahçe düşmanı ilan edin. 7 milyon euro ver Hakan'a. Hocam o senin sürdüğün palavradır ya. Doğru değildir. Araştırın. Bütün duyumcularınızı seferber edin. Hepsine sorun. Böyle bir iddia var. Doğru mu diye. Atilla Sala 7-15 milyon euro teklif geliyor. Onu da kabul etmiyor. Araştırın. Böyle bir iddia doğru mu diye. Bak. Salah'yı 15'e satsaydın. Bak Sala'yı 15'e satsaydın. 5 nokta küsüre. Juan Perez aldın. Nino'ya da ilk başta 5 milyon euro çekmişlerdi. İki tane stoper attı. Yani ikili müthiş bir stoper attı. Olay. Ama bakıp göreceğiz. Şimdi şunu da belirteyim. Fenerbahçe'ye aslında var ya şu saatten sonra kim gelmeli biliyor musunuz? Bak bir Sergen Yalçın olur. İki İsmail Kartal olur. Üç Ersun Yanal olur. Hocam sen de Ersun Yanal aşkım delirtti beni. Yok. Oyun sistemi çok benzer. Birkaç hamle birkaç değişiklik. Ya bak biz bu sene niye kaybettik? Rakibe göre tedbir almadık. İsmail Kartal alır. İsmail Kartal çok iyi bir analiz uzmanıdır. Rakibe göre tedbir alır. Bir şey söyleyeyim. İki tane Galatasaray maçında yenildik. İki maçta yenilmek yerine iki maçı da berabere tamamlasaydık Galatasaray'ın 4 puan eksiği senin iki puan fazla olacaktı değil mi? Yani puan farkın 8 ama otomatikman 6 puanlık bir erime olacaktı. Farkında mısın? 6 puan. Sana iki eklenecek onlardan 4 çıkacak. Yani Şeytan ayrıntıda gizli diyoruz ya İşte ayrıntıdaki şeytan bu. Cesus'un yerine düşünen isimler bunlar ama Fenerbahçe'de gerçekten ve gerçekten yani Alex de Souza Volkan Demirel lafımı yabancı atmayın. Bak bu lafımı yabancı atmayın. Hani Mustafa Hoca yine bildi falan filan ben işin şovunda şurasında burasında değilim ama bu lafımı yabancı atmayın çünkü bu lafın arkasından çok şey çıkacak ve çıkan şeylere siz de hayret edeceksiniz. Benden söylemesi. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için ve kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.